Tekrar birlikteyiz sevgili Artı TV izleyicileri. Şimdi az önce ara vermeden önce problem orada değil konsepte diye bir ifadesi olmuştu Faik Bulut'un. Bakalım nereye açacak konuyu. Evet, evet yani bu bildiğiniz savaş, işte ilerleme, Türk TSK'nın o bölgede bulunması, İdlib meselesi vesaire, bunların hepsi daha çok teknik özellikler. Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biraz daha şiddetli bir lehçe kullanması da bence şu an için söylüyorum. Hatta yani yer yer çatışmalar, bugünkü müessif olay dahil konuşmalar. Ben şöyle algılıyorum. Malum savaş diplomasinin askeri araçlarla yürütülme biçimidir. Bence diplomasiye şimdilik yapıyorlar. Diplomasiyi şu anda bu yolla yürütmeye çalışıyorlar. Normal diplomasi yolu bitmiş onlar açısından. Ama esas konsept, tekrar ediyorum, bunlar teknik şeyler tümüyle. Konsept. Konsept ne? Konsept şu. Türkiye son dönemde klasik dış işleri politikasında, Osmanlı dış işleri politikasını okudum, Cumhuriyet dönemi dış işleri politikasına falan böyle bir göz gerdim. Aslında aşinaydım. Kürtlerde diplomasi diye bir kitap yazdığımda bayağı Türk diplomasi, dış politikası falan bayağı bir incelemiştim. Şimdi değişiklik son işte bu Suriye, aslında Suriye meselesiyle bağlantılı olarak ama son 4 senede iyice bu gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin milli güvenliğin sınırlarında aramıyorlar. Yani tam Türkiye'nin sınırları başlayıp bittiği yerler vardır. Suriye işte Suriye Türkiye sınırı, Irak Türkiye sınırı, İran Türkiye sınırı vesaire. Orada ya da Ege'de Türkiye'nin sınırı belli vesaire. Fakat şöyle arıyorlar. Biz güvenliğimizi ancak mücavir bölgelerde, mücavir dediniz, bizim sınırlarımıza komşu olan bölgelerde güvenliğimizi tesis edeceğiz. Orada tesis edersek içeriye herhangi bir tehlike gelmez. Hı hı. Aslında bu genelde bütün devletler, büyük ya da küçük devletlerin, mesela Amerika'nın, dikkat ederseniz Amerika geliyor ta Orta Doğu'da işler yapıyor, Pasifik'te işler yapıyor vesaire. Büyük devletlerin, özellikle de yayılmacı ve müdahaleci devletlerin konseptine çok benziyor. Şöyle, bu başkasının topraklarına girme, yani Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş meşru sınırların ötesine geçme ve dolayısıyla o arada uluslar arasında kabul görmüş, Birleşmiş Milletler'de çok geçerli olan teamülleri, kuralları hiçe sayarak devam etme. Bu konsepte bağlı olarak Türkiye malum Cerablus'a girdi, Baba girdi, malum Afrin'e girdi, işte Tel Aviv'e de girdi. Son Barış Pınarı, Zeytin Dalı diye hareketlerle, operasyonlarla bu bölgelere girdi. Diğer taraftan Şengal'a bir ara girmek istedi, hatırlıyorsanız bir yere kadar bu Musul'un alınma sırasında Şengal bizim şeyimize, milli konseptimize falan uygundur, orada bulunacağız. Orada Başika diye bir bölge vardı, hatırlıyorsunuz. Evet. Başika'dan ayrılmayacağız, oradan böleceğiz. Keza Güney Kürdistan diye bizim daha doğrusu tabir edilen Irak'taki Kürt bölgesinde mesela 18 askeri irili ufaklı askeri üssün bulunması da bu konseptin bir parçası. Pençe hareketini saymıyorum, o ayrı bir konsept. Akdeniz'e mavi vatan diyerek oraya doğru açılma bir, yine aynı konseptin bir parçası. Libya'ya müdahil olma ve müdahale etme olayı da bu konseptin bir parçası. Fakat bu aslında ne Osmancılık, yani yeni Osmanlıcılık kavramında, yani bunu kendilerine göre gerekçelendiriyorlar. Biz oralarda eskiden bizdik, orada işte buranın hakimiydik, bizden sorulur. Hı. Efendim Kudüs'ün anahtarı da bizden sorulur, Bağdat'ın anahtarı da zaten bizdedir, haritası bizdedir, tapusu bizdedir. Bu Davutoğlu'nun konseptinin bir devamı. Davutoğlu'yu anlıyorum. Yani
Malezya'da hocalık yaparken, daha sonradan da işte bu stratejik derinliği falan yazarken hayaller görüyordu kendine göre. Oraya da gireceğiz, buraya da gireceğiz. Bizsiz oyun olmaz, oyun kurucu bizsiz. Kimse bize bir şey sormadan buradan hareket edemez. Bu AKP'yi destekleyen, iktidarı destekleyen basın tarafında, bazı köşe yazarları tarafından da biz haritamızı çizmezsek, yani ismini de koyuyorlar, Halep'ten Musul'a, Kerkük'e kadar biz haritamızı çizmezsek bu başkaları gelir bizim haritamızı çizer. Bu konsept devam ediyor. Dikkat ediniz, hala göz bir gözleri Halep'te, bir gözleri Musul'da, bir gözleri şeyde Kerkük'te. Dolayısıyla bu konsept aslında ne Osmanlıcılığın, yani yeni Osmanlıcılığın yayılma politikasıdır. Fakat bu yayılma politikası, Sudan'da şey kurma, hani o üç ada falan almıştı. Sevak adası. Somali'ye hadi neyse, Birleşmiş Milletler nedeniyle biri biliyorsunuz askeri birlik gönderilmişti. Fakat orada da sorunlu, belli ki çekilecekler. Afganistan'a yine Birleşmiş Milletler nedeniyle falan göndermişti. Bunlar hadi Birleşmiş Milletler'in onayıyla gitti. Ona bir şey diyemiyorum ama bunun sonu yok. Niçin sonu yok? Peki olay Halep'ten ötede Humus'ta başladı. Ne yapacaksınız? Çünkü bu konsept bu sefer Humus'u da ele geçirip orada tahkimat yapmayı gerektir, mevzilenmeyi gerektirecektir. Musul'da, Musul'dan ötesinde bir, efendim sizin milli güvenliğinize bir tehdit geldiği zaman bu sefer nereye doğru gideceksiniz? Efendim Necef'e doğru gideceksiniz. Bilmem nereye gideceksiniz? Erbil'den başladığınız zaman yine aşağıya gideceksiniz. Daha aşağıya. Sonu yok yani bunun. Hı hı. Libya'da başlattığınız zaman bunun da sonu yok. Nitekim şeye de uzatmaya çalıştılar. Son ziyaretlere ben biraz baktım. Bak Tunus'ta biliyorsunuz bir şey, bir çeşit üst değil ama bir lojistik merkez kurmak istiyorlardı. Fakat olmadı. Tunuslular itiraz ettiler. Hatta Garnouchi'nin, yani Müslüman Kardeşler Örgütü'nün lideri geldi. Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanı'yla. Bir basın açıklaması yapılmadı. Fakat döndüğünde Garnouchi, Tunuslular meclis şeyinde bunu şeye aldılar, sorguya aldılar. Ne yaptın, ne ettin falan diye. Dikkat edin. Fas'a bir heyet mi gitti ya da görüşme mi oldu çok hatırlamıyorum son günlerde. Fas'ta malum iktidarda AKP var. Yani onun da tam Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla kurulmuş. Yine Müslüman Kardeşler'in desteklediği bir yönetim var. Oradan da destek alamadı. Fas'taki diğer partiler tümüyle itiraz ettiler. Cezayir bir şekilde olacakmış gibi göründü. Fakat Cezayir şeydeki tehlikeyi sezdi. Özellikle Suriyelilerin Libya'ya gönderilmesi, mesela Reuters'a göre 5000, bir başka şeye göre 4700 Suriyelilerin gönderilmesi, işte maaş karşılığı falan, bunlardan 1000 kişi kaytarmış gitmiş mülteci olarak Avrupa'ya geçmiş, kaçmış falan. Oradan da destek almadı çünkü Suriye şey gördü bunu. Yani Cezayir bu tehlikeyi görünce, yani burnunun dibinde zaten uğraşıyor bir sürü şeyle, cihatçı örgütle uğraşıyor Cezayir. Bir de kalkıp Libya'dakiler dışarıya doğru taşırsa, genişlesin, ne olur? Bu konseptin sonu yok. Bu konsepte bence hata var. Bu yazan çizen, yani AKP'ye müzahir ya da onun yandaşı olan gazeteciler falan çok yazıp çiziyorlar ama bol keseden atıyorlar. Bol keseden sen başkasının haritasını falan keyfine göre çizemezsin. Nihayetinde orta boy, orta ölçekli bir devletsin. Orta ölçekli bir devlet demek, yani Osmanlı'ya özenmek yanlış bir anlamadan kaynaklanıyor. Ya da romantizmden. Niye biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı o dönemin Amerika'sıdır, Rusya'sıdır, süper devletidir. Osmanlı bile Şah İsmail'e doğru giderken bir sürü ittifaklar yaptı. Yavuz Sultan Mısır'a doğru giderken bir sürü ittifaklar yaptı. Hatta Avrupa Birliği yoktu ama bazı Avrupa devletleriyle bazı anlaşmalar yaptıktan sonra işini garantiye alarak gidiyordu ki o zaman süper devletiydi. Ama sen süper devlet değil misin? Değilsin. Yani ne diplomasin,
ne askeri gücün, ne parasal gücün, ne ekonomik gücün buna yetmez. Türkiye böyle krizdeyken oraya git, buraya git, oraya şey et falan. Dolayısıyla bunun da sonu yok. Yani bu genişlemenin, yayılmanın sonu olmaz. Bence esas problemlerin önemli şeyi burada gelip düğümleniyor. İki nokta daha var. Bunu özellikle belirtmek isterim. Vaktimiz varsa şeye kadar. Evet, çok kısa alalım. Kısa bir şekilde. Evet. Yani bütün Türkiye'nin şu anda askeri denetimi altına aldığı bölgelerde, yani Suriye'de bahsediyorum. Bütün uygulamalarına bakıyorsunuz, Türkiye'nin niyetinin oradan çekilmek olmadığı ortaya çıkıyor. Yani aklı başında birisi bunu böyle değerlendirdi. Çünkü siz oraya kaymakam atamışsınız, karakollar kurmuşsunuz, onların maaşını veriyorsunuz. Gaziantep Üniversitesi'nin iki fakültesini açmışsınız, okullar açmışsınız. Kiminde Türkçe dersler veriyorsunuz, kimisine Arapça dersler veriyorsunuz falan. Üç, çok önemlidir. Türkiye hala, yani iktidar hala şu şeyin, yani şu deyim yerindeyse niyet ve planın peşinde. Ben bu vurucu güçleri, ister İdlib'deki olsun, ister özellikle de Milli Suriye Ordusu ve geçici Suriye hükümeti, Antep'te bulunan karargahları, merkezleri, bunlar vasıtasıyla ola ki Suriye barışı için masaya oturursak, elimde bir vurucu güç olacaktır. Bu vurucu gücü icabında kullanırım. Derim ki ya çekiliyorum ya da bu pastadan bana pay isterim. Bu iki pay da iki şeylidir. Bir, özellikle Müslüman kardeşler, yani desteklediği Müslüman kardeşler ve bazı müttefiklerinin Türkiye'nin demokratik bir hükümet olsun diyor ama demokratik hükümet olmuyor. Böyle bir demokratik hükümet olmayacak. Orada koalisyon ortağı olması. İki, Suriye'nin inşası olursa eğer, biz buradan 50 milyar ile 70 milyar dolar arasında bir inşa faaliyetine geçeceğiz. Yani oradaki o yıkılan Suriye'yi inşaatından pay alacağız. Ama herhalde Suriye hükümeti ya da Rusya'nın desteklediği bir hükümet, İran'ın desteklediği bir hükümet ayakta durursa, ki duracağı benziyor, herhalde size ihale vermez. Yani sizin niyetiniz bu olur ama yani evdeki hesap çarşıya pek de uygun gözükmüyor. Yani bu bakımdan hala Rusya, onun için diyor Adana mutabakatı. Adana mutabakatında kasıt mutabakat yapmak değil. Türkiye hükümetiyle Suriye hükümetini bir araya getirdi. Tabii yani tekrar. Yani, oradan şey sızan bilgi şuydu. Şam'da bir bilgi sızan. Ali Memluk ile Hakan Fidan otururken, aslında yanında diğerler de var, otururken Türkiye'nin öne sürdüğü şey, bir, koalisyona benim adımlarım, yani benim desteklediğim muhalifleri gelecek. İki, Kürtleri beraber halledelim. Ali Memluk demek ki şunu bir kenara bırakalım, sonra tartışırız bu meseleyi. Tamam, şimdi oraya geleceğiz aslında. Bu da şey. Şimdi programın başında ifade etmiştik. Yani çok önemli bir gündem maddesi. Türkiye'de doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve söyledikleri sözleri ve buna karşılık özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin buna verdiği karşılık ve cevaplaşma üzerinden görüldü. Ama mesele aslında ne? Yani biz şimdi tamam hep İdlib'i konuşuyoruz fakat orada da önemli şeyler oluyor. O hatta da önemli şeyler oluyor aslında. Şimdi bu meseleyi anlayabilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurulu üyesi Profesör Sayın Mehmet Hasküler karşımızda. Bakalım bize durumu nasıl tarif edecek. İyi akşamlar Sayın Hasküler. İyi akşamlar Musa Bey, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet, önce bize lütfen ya biraz da geriden alarak meseleyi anlatabilir misiniz? Yani ne oldu da buraya kadar gelindi? Bu bir günde olan bir şey değil galiba. Evet, her şeyden önce Türkiye'de Türk askerleri İdlib'de şehit düşmüş. Ben onlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum. Türkiye'nin de başı sağ olsun diyorum.
Şimdi Kıbrıs bildiğiniz gibi Türkiye'de çok can sıkıcı bir konudur. Yani basın Kıbrıs'la çok ilgilenmek istemez. Öğrenmek de istemez. Yani Kıbrıs uzmanı kaç tane gazeteci var denilse ben bir kişi sayabilirim koca Türkiye'de. Ama çok iyi bildiklerini zannederler. Neyse mesele her şeyden önce bildiğiniz gibi Türkiye Kıbrıs'la Kıbrıs'ı Türklerin zoruyla ilgilendi. Kapıları çalındı. Ta Fatih'in düştüğü zorlu o sıralara kadar 2. Dünya Savaşı sonrası Türk hariciyesinde Kıbrıs'la ilgili tek bir dosya kağıdı bile yoktu. Kıbrıs'ı Türkler ilgilenmeniz gerekir. Kapı çaldılar, yokladılar. Bildiğiniz gibi sonra vahim olaylar oldu. 6-7 Eylül 1955 Londra Konferansı'yla bağlantılı bir şekilde. Ve önemli bir hariciyeci hepimiz biliyoruz. Mahmut Diker de ta Fatih Nüştüzoğlu'yla birlikte Kıbrıs heyetindeydi. 58, 59 ve 60'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Evet. Türkiye bir anda 55'te Londra Konferansı'nda taraf oldu. 59-60 anlaşmalarıyla garantör oldu. Ve 1878'de buradan çıkan Osmanlı askeri bir kere daha geri 1960'ta 16 Ağustos'da kurulan Cumhuriyet'le geldi. Ve bu Cumhuriyet talihsiz bir şekilde Türkiye'de hemen o antlaşmaları yapan Başbakan, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı idam edildi. Neden böyle oldu? Çok sorgu sual edilmedi. Çok meraklı değiliz biz bunları sorgulamaya. Sadece işin iç politik taraflarına bakmayı severiz. İç politik taraflarını konuşur geçeriz. Ama işin dış bağlantıları neydi? Niye böyle oldu? 63'te patlak veren olayların Türkiye ayağı neydi? Doğu Akdeniz ayağı neydi? Birleşik Krallık neyi hedefliyordu? Neden 4 Mart 1964'te Güvenlik Konseyi kararıyla Kıbrıs Cumhuriyeti içinde Türkler de olduğu halde 3 bakan ve Cumhurbaşkanı muavini son derece etkili bir makam ve veto yetkisi var. %18'lik bir toplum. Bunlar sorgulanmadı. O günlerde geçici dendi. Ve 64 yılında barış gücü askerleri geldi. 74'e kadar bu durum böyle idare edildi. Fakat Savunma Bakanı, Tarım Bakanı, Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı muavini Türktü. Ve Cumhurbaşkanı muavini bugün AB üyesi olan devletten bahsediyoruz. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadığı uluslararası kuruluşlara mesela veto hakkını kullanabilirdi. Savunma konusunda veto hakkını kullanabilirdi. Bunlar bir şekilde destabilize edilmek istendi. O dönemin koşullarında Makarios, işte Kızıl Papaz denildi. Bağlantısızlık hareketi şeytanlaştırıldı. Bugün de hala şeytanlaştırılan, şeytanlaştırılmakta olan Doğu Akdeniz'de yaşadık. Irak'ta yaşadık, Suriye'de yaşıyoruz. Libya'da yaşadık, değil mi? Evet. Ve Kıbrıs burada bu coğrafya içerisinde ve bir şekilde 74 yılında Türkiye garantörlük statüsünü kullanarak Kıbrıs'a müdahale etti. Evet. Ve doğru bir şey yaptı. 15 Temmuz'da müdahale etmeden önce 5 gün önce Yunan darbesi oldu ve Makarios alaşağı edildi Yunanistan tarafından. Ve Türkiye uluslararası toplumun da takdir ettiği bir başarılı operasyonla Kıbrıs'ı bir insani müdahale yaptı. O günlerde tartışılan bir konu değildi. Sonradan ortaya çıkan bir konu ama bir insani müdahaleydi. O günkü koşullarda Türkiye'nin iç siyaseti, Türkiye'deki istikrarsız hükümetler, bildiğiniz gibi rahmetli Ecevit ve rahmetli Erbakan'ın ortak iradesiyle bu müdahale yapıldı. Başarılı bir operasyondu. Ve bu iş 12 Eylül 80'e kadar Kıbrıs'ta MHP dahil, Milliyetçi Hareket Partisi dahil meclis tutanaklarında sabittir. Kıbrıs'ta federasyonu savunuyorlardı. Evet. Türkiye'de darbeler maalesef herkesi sıfır yaşına indiriyor. Ve darbeler çok büyük zahmetlerle kazanılmış demokratik hakları ortadan kaldırıyor. Ve 12 Eylül 80'den sonra Kıbrıs'ta
belki bugünkü kadar açık değil ama dönemin büyükelçileri doğrudan NATO üyesini NATO'yu eleştiren siyasal partilerin iktidara gelemeyeceklerini liderlerin yüzüne söylüyorlardı. Bu son zamanlarda çok açıktan konuşuluyor. Bu bence güncele çok gelmek istemiyorum ama geliriz de. Evet. Şöyle bir şey, yani Türkiye hariciyesiyle devletin içinde bulunduğu istihbarat güçleriyle benim öğrenebildiğim kadarıyla ilk dört devlet arasındadır. Ve bu yeteneklerini de geliştirmiş bir ülkedir. PKDC 1983 15 Kasım'ında ilan edildi ve tanıyan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Ve ardından 83'e kadar Kıbrıslı Türkler rahatlıkla Türkiye milli takımıyla maç yapabiliyorlardı. Efendime söyleyeyim, İslam olimpiyatları, İslam oyunlarına iştirak ediyorlardı Kıbrıs Türk Federe Devleti olarak. Fenerbahçe'de geliyordu, Trabzon'da geliyordu, buralarda maç yapıyordu. Şimdi biz Kıbrısçık ilçesiyle bile Bolu'nun maç yapamayız. Mesela bu ciddi bir izolasyondur ve 1983 15 Kasım'ında KKDC'yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla tanınmaması gereken bir devlet ilan ediliyor. Ve neredeyse atom bombası kullanmış bir ülke gibi muamele ediliyor. Bu konuda yeterince mücadele edildi mi bu durumla ilgili? Ben bunun edildiğine inanmıyorum. Ve 83 Türkiye'de de iktidar 15 gün sonra 6 Kasım'da sanırım seçimler oldu. Özal iktidara geldi. Askerden idareyi ele aldı ve o da o dönemin başbakanı olarak KKDC'yi ben kucağımda buldum dedi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir şekilde o gün insan hakları konusunda askeri idareye büyük eleştiriler getiren Batı'ya bir ders verme veya bir tepki oluşturma şeklinde düşünüldü. Bunu kuranlar da bunun hakkını veremediler. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyan tek devlettir ve Rumların izolasyonları Güney Kıbrıs'ın, Avrupa'nın. Evet. Evet, sesiniz geliyor. Devam edin lütfen. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bildiğiniz gibi Türkiye'nin uydusu veya Türkiye ile bağlı, bağımlı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet, bir problem var. Peki şimdi biz devam edelim. Madem Kıbrıs meselesini konuşuyoruz. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Bağlantı tekrar sağlanana kadar, evet. Bu arada kısaca bir şey alalım. Doğrusunu isterseniz ben Kıbrıs konusundan çok, evet, hemen hemen hiç anlamam. Yani takip ederim, okurum falan ama Kıbrıs konusunda tırnak içinde ahkam kesecek bir durumda değilim. Fakat dikkatimi çeken bir şey var burada. O anlatılanlar zaten doğru. Tarihi gerçekler, yani beyefendinin anlattığı tarihi gerçekler doğru. Evet, Türkiye Kıbrıs'ı tanımış olmakla birlikte, ayrı bir devlet, bağımsız bir devlet olarak tanımış olmakla birlikte aslında Kıbrıs'a çok fazla özellik de vermedi. Yani harekat alanını genişletmedi. Kendi geleceğini belirleme, kendi kararlarını verme konusunda bir şey yapmadı. Herhalde de bağlantı kuruldu. Galiba, devam edersiniz. Evet, kuruldu. Tekrar dönelim Sayın Hasküler'e. Sayın Hasküler. Sayın Hasküler. Evet efendim. Evet, devam edin lütfen. Devam edin lütfen. Şimdi bütün dünya, Türkiye dışında herkes Kuzey Kıbrıs'ı böyle askeri bir devlet, efendime söyleyeyim, her tarafı kuşatılmış, kendi kararlarını kendi veremeyen falan bir yığın yafta yapıştırıyorlar. Tam da böylesi bir dönemde Doğu Akdeniz'deki gerek doğalgaz, gerekse istikrarsızlık olarak, klasik istikrarsızlık olarak bildiğimiz Filistin meselesinin, Kıbrıs meselesinin yanına
bir Suriye geldi. Kısmen göreceli olarak bir Libya. Evet, zannediyorum. Evet, tekrar oradan devam edelim. İnternet sorunlu. Evet. Fakat benim hatırladığım bir şey var. Yani hakikaten yani henüz deyimine rüştünü ispat etmemiş bir devlet çocuk muamelesi yaptı yani Kıbrıs'a Türkiye genel olarak. Yani dolayısıyla bu ciddi bir hataydı. 2004 olması lazım eğer yanılmıyorsam. AKP iktidarı şey olduğunda Avrupa Birliği'ne de biraz girme hevesiyle Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs KKTC konusunda aldığı kararları uymaya taahhüt eden bir deklarasyon da yayınladı benim bildiğim kadarıyla. Ve o sırada bu federasyon tezini destekleyen bir tezdi yani federasyon Kıbrıs'ı yani iki federe devlet yani tek belki devlet iki federasyon ikili bir federasyon yani AKP iktidarı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı değildi o zamanın başbakandı o olsun hatta soyadı Talat olan bir şey vardı Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı hemen hangi Talat'tı bir türlü aklıma da gelmiyor ha. Şimdi ben onu bulacağım ha. Size ha. Yes be anam diyen hatırlıyorsanız evet, evet, yani evet, tabii, bir referandum yaptılar o Kıbrıs'ın meşhur yerel deyimleri yes be anam yani evet diyelim bu federasyona diye bir kampanyalar yürüttüler. Evet Türkiye'de bu tezi destekliyordu. AKP iktidarı bu tezi destekliyordu. Epeyce de bir destekledi bu tezi. Mehmet Ali Talat. Ali Talat Bey. Evet. Yani yes be anam diyordu hatırlıyorsanız şeyde evet, yani evet verin şeye bu federasyona. Evet. Sonra ne olduysa Avrupa Birliği ile ilişkiler nedeniyle mi farklı bir gelişmeler nedeniyle mi o kadarını çok hatırlamıyorum. Böyle bir şey ama eskiden destekledi yani 2004'lerde Avrupa Birliği'ne girmek uğruna desteklediği tezi şu anda karşı çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani bu çok ciddi bir çelişki. Demek ki Türkiye'nin hala Kıbrıs konusunda net bir vizyonu yok. Yani ne dış politikasında ne uluslararası ilişkiler alanında eğer zaten bir konsepti falan olsaydı çoktan şeyler bulurdu. Hani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kabul eden, varlığını kabul eden bir sürü Türkiye'nin candan dostları vardı. Mesela Azerbaycan. Yok. Yani Azerbaycan'a Ermenistan şeyinde biliyorsunuz savaşında ve anlaşmazlığında Türkiye sonuna kadar destek verdi ama Azerbaycan bugüne kadar şeyi kabul etmiş değil. KKTC. Evet, tanımış değil. Tanımış değil. Doğru. Buna benzer ya Türkiye, Pakistan mesela. Bilmem ne. Yani Türkiye'nin çok eskiden beri klasik bizim dostlarımız. Hatta işte bir millet iki devlet diye Azerbaycan'la ilişkileri falan. Ama burada ben aslında hala Suriye Savaşı'nda olduğu gibi, Suriye meselesinde olduğu gibi, Kürt meselesinde olduğu gibi, Libya meselesinde olduğu gibi hala bence durmuş oturmuş A, B, C, D falan planları ve uzun vadeli bir stratejiler falan olmadığını düşünüyorum. Yani bu bana bütün şey eğer dış ilişkilerinden az buçuk anlıyorsam yani başarılı olsaydınız dostlarınız olurdu değil mi? Hani dolayısıyla böyle bir problemle karşı karşıyayız. Kıbrıs'ta da bu beyefendi anlattı ama biraz da tabii serzenişle anlatıyor haklı da yani Kıbrıs toplumunda da yani ciddi bir evet geldiniz işte bu barış hareketi nedeniyle 1974'te geldiniz o Samson'un darbesinden kurtardınız işte şeyde haksızlık bize yapılan haksızlıklar 63'te 64'lerde yapılan işte hani katliamlarda falan evet. Filan bunlardan kurtardınız teşekkür ederiz size de minnettarız zaten o minnetimizde çok çok defa biz size ifade ettik diye ben geçen sene bir Kıbrıs'a gitmiştim. Ama oradaki Türkiye toplumunda falan ciddi rahatsızlıklar var Türkiye'nin yani bu siyasetinden. Hatta benim bildiğim kadarıyla Kıbrıs'ta
AKP'nin yükselişiyle birlikte, iktidarın yükselişiyle birlikte yetmedi. O Şeyh Nazım vardı. Nakşibendi Şeyh'i hatırlıyor musunuz? Şeyh Nazım el-Kıbrisi, evet. Kıbrisi vardı. Evet. Yani o zaten İngiltere bağlantılıydı falan ama Şeyh Nazım Kıbrisi ve diğerleri vasıtasıyla bu sefer oralarda Türkiye'de, yani Türkiye'yi böyle, Türkiye'de bir toplum mühendisliği yaparak, deyim yerinde Türkiye daha fazla dindarlaşma yönündeki toplum mühendislikler var ya, İslamcılaştırma, İslami kuralları falan getirmiyor. Bunu Kıbrıs'a da dayattılar benim bildiğim kadarıyla. Yani eğer yanılmıyorsam ciddi de orada rahatsızlıklar falan çıktı. Yani tepkiler geldi ama ne oldu bilmiyorum açıkçası. Yani benim Kıbrıs konusunda en fazla söyleyebileceğim şey, çelişkili bir politika, olmayan bir politika, olmayan bir vizyon. Şimdi olmayan vizyonla nereye kadar gideceksiniz? Yani bırakmıyorsunuz. Yani en azından serbest bırakın. Yani Akıncı doğru söylemiş, Dözlü söylememiş ayrı bir konudur. Yani yani bırakın Kıbrıslılar kendi geleceklerine, kaderlerine falan kendi kararlarını versinler, geleceklerine. Nasıl olacaklar? Nasıl bir toplum olacaklar? Bağımsız bir devlet mi olacak? Siz ona ancak yardımcı olabilirsiniz. Siz ona şey edecek ama yok, ben burada zaten 74'de geldim. Sizi kurtardım. Eyvallah. Eyvallah. Peki sonu? Yani böyle bir rahatsızlık olduğunu biliyorum ama evet, ondan ötesi yani evet, uzman olmadığım için şimdi şey yapmayayım, o konuda hani ahkam kesmeyeyim, yanlışa da düşerim. Evet. Biz tabii yani internet bağlantısı çok zayıf olduğu için Sayın Askerlerle bağlantımızı devam ettiremedik. Kendisine öncelikle çok teşekkür edelim. Ve doğrusu bir sonraki bir programda da almak isteriz tekrar. Bu konu çünkü gerçekten çok önemli bir konu ve Sayın Askerlerin de özellikle üzerinde durduğu gibi yani Türkiye'de hiç kimse konuşmuyor bu konuyu. Yani bilmiyor da zaten insanlar. Hayır, zaten yani karşılıklı suçlamanın şey dışında bir şey anlamıyorum. Hani, ben bu iki gündür, üç gündür bu suçlamaları falan şey edince o ne dedi, bu ne dedi diye öyle şöyle bir üstün körü baktım. Evet. Fakat şey yok yani, tekrar edeyim, yine geliyoruz konsepte. Evet. Yani sizin dış politikada konsept siniz olması lazım. Yani stratejiniz olması, bir vizyonunuzun olması. Olmayınca yani gününe göre, hani Arapçada biraz eyyamcılık falan derler. Eyyamcılık gerçi arada fırsatçılığı da içerir falan, belki biraz daha ağır bir laf. Ya Türkiye'de böyle kullanıyoruz. Yani Türkçede böyle kullanıyoruz aslında eyyamcılık. Günü kurtarma. Günü kurtarma aslında tam anlamı günü kurtarma. Evet. O günün şey işte bu dün dündür, bugün bugündür falan politikası. O Demirel'in meşhur lafıyla bu. Peki şimdi bir ne kadar süremiz var? 7 dakikamız var. Bu süre içerisinde diğer tarafını da konuşalım Suriye meselesinin. Yani bir taraftan tamam İdlib'de çatışmalar falan devam ediyor ama bir taraftan da şey var. Bence siyasal sürecin en önemli adımı veya bölümü olan Kürtlerle Şam arasında, yani Suriye yönetimi arasındaki süreç var. Görüşmeler demiyorum, süreç. Yani bu görüşmelerde bir süreç devam edecek, uzunca bir süre. Peki bunu ne yapalım, nereden görelim? Yani bir şekilde tekrar başladı hani tekrar başladı. Biraz önce de anlattım. Komisyonlar kurmuşlar. Suriye resmen açıkladı bir yetkilisi. Hatta görüşmüşler. Yani sadece SDG değil, SDG adına gidip görüşmeyi yapan bir zat var. Ama yani hangi şeyden, SDG adına, daha doğrusu orada Kürtler adına giden birisi, muhtemelen dar anlamda PYD'li değil, başka birisidir. O da demeç verdi. Dedi ki komisyonlar kuruldu ve bu komisyonlar çeşitli boyutlarıyla bu meseleyi ele alacaklar. Ve bu komisyonlarda da bir çeşit çalıştay da diyebilirsiniz. Bu çalıştaylara Suriye Bakan düzeyinde katılacak. Tartışmalar henüz bir sonuca varmış değiliz ama en azından şeyi yakaladık derler. Yani diyaloğun çerçevesini yakaladık. Yani biraz şekillendirdik. Böyle bir kristalize oldu, şekillendi falan diye bir demeç var. Ama ben esas olarak bu bir yandan devam ederken Rusya bayağı bir teşvik edici bir tavır takınıyor. Amerika oradaki Kürtlerle, yani SDG olsun, PYD olsun, oradaki Kürtlerle şimdiye kadar hep askeri bakımdan dirsek dirseğe bulundu ve IŞİD karşıtlığı temelinde
şeylerini geliştirmesine rağmen Amerika şimdiye kadar bile, bugünkü boyutuyla bile Kürtleri hiçbir zaman siyasi olarak kazanımız şu oldu, olur ya da olacak ya da oldururuz şeklinde bir vaatte bulunmuş değildi. Hı hı. Ama Rusya başından beri bu federasyon meselesini değil de Kürtlere bir şekilde yerinden yönetim, yerli yönetim, ne derseniz adını, yani bir çeşit dar anlamda özellik ya da geniş anlamda, bu şeyi çok iyi bilirsiniz literatür, adami merkeziyetçilik. Adami yani, merkeziyetçilik, yani, evet. Evet, Suriye bu rejiminin de aslında sisteminin, siyasi ve idari sistemin değişikliğinde içerecek biçimde bir adami merkeziyetçilik olursa, yani kültürel özellik büyük ihtimalle olur da, yani onun dışında nasıl bir dağılım olacak? Yani mesela Menbiş'teki gibi Suriye bayrağı biliyorsunuz dalgalanıyor şu anda Menbiş'te. Rusya'da da bayrağı dalgalanıyor ama şey yönetim SDG'lerin elinde. İdari, günlük idari yönetim onların elinde biliyorsunuz. Böyle bir modelden mi hareket ederler? Daha mı ilerler? Gitmez. Şey de gördüğüm kadarıyla oradaki Kürtler de, yani tabii siyasi anlamda Kürtlerden bahsedeyim. Kürt hareketleri ya da o olayı götüren Kürt hareketi hem Afrin'den ciddi bir ters çıkardı, hem de Suriye rejiminin çok sarsıldığı ve topraklarının özellikle IŞİD'ciler, yabancı güçler tarafından hem güneyden hem kuzeyden hem batıdan kuşatıldığı, müdahale, askeri müdahalelerin çok yoğun olduğu dönemde, gerileme aşağı, Şam'ın bile kuşatıldığı bir dönemde kuşkusuz şey yaptı, Kürt güçleri orada bir şeye kadar vardırlar. Önce kanton sistemi dediler, bir idari bölüm. Bu kanton sistemi yeni değil Musa Bey. Evet. Yani okudum ben geçmişini biraz. Fransızlar döneminde yine oradaki Kürtler, özellikle Cezira bölgesindeki Kürtler, oradaki diğer unsurlarla, yani dinleri, etnik kökenleri farklı, Araplar da, bazı Araplar da katarak, mesela Hristiyanları, Süryaniler, Çeçenleri falan katarak demişler Fransız yönetimine, biz burada bir kanton kuracağız. Bir müddet de bu kanton falan gitmiş. Kanton orada mülhem, yani oradan esinlenerek. Fakat baktılar ki işte kendilerine göre yanlış bence bir değerlendirme yaptılar. Ben buna kurmay hatası diyorum. Kürtlerin orada yaptığı kurmay hatası. Kurmay hatası başından sonuna kadar bütün ilişkileri ele alıp değerlendirirsiniz, ona göre bir şey yaparsınız, bir strateji uygularsınız. Bu kurmay hatasında ne oldu? Birden federasyon, Kuzey biliyorsunuz Suriye. Önce aslında bir başka türlü bir federasyon ismiydi. Sonra Kuzey Suriye, tepkiler üzerine Kuzey Suriye Federasyonu oldu. Oradan mülhem değil ama o dönemde bile sanıyorum Henrik Böll Vakfı olması lazımdı ya da Frederick Eberhard Vakfı olması lazım, Alman Vakfı. Çok uzman birisini bir sene gönderdi. 2016'da o bölgeye gönderdi. Bir alan çalışması yaptı bu. Alan çalışmasını her bakımdan yaptı. Bu rapor da yaptı. 2000 Eylül 2017'de çıktı. Türkçe'de de var. İsyan bakabilir. İngilizce'desi de var. Orada şu. Bütün bu özellik, yani o zamanki özellik, yani Kürtlerin bütün orada artık kendi idare, askeri ve idari yönetimi aldığı dönemde bile Suriye şeyiyle, yönetimiyle ticari anlaşmalar ve günlük alışverişler bitmemiş. Mesela buğday Şam'a satıyor. Şam yönetimine satıyor. Onun karşılığında bilmem ne yapıyor. Evet. Kamışlı'da zaten ikili bir iktidar vardı. Suriye zaten askeri. Maaşları hala Suriye. İşte evet, yani maaşları Şam gönderiyor. Suriye. Dolayısıyla evet, yani o ilişkiler kopmuş değil. Belki o ilişkilerden hareketle, hani olumlu tarafı tutarak nereye varabiliriz? Belki o harekette o zemini biraz yakalayarak, yani Kürtler de kendine göre böyle bir kazanımı elde edecekler. Ama Suriye hükümeti bu vaatleri vermekle birlikte, ben biraz önce anlattım, gelişmeye bağlı. Yani Türkiye'nin burada tutumuna bağlı. İdlib'deki çatışmanın ya da olayların seyrine, gidişatına bağlı olarak bu yer epeyce bir güçlenecek. Yani Kürtlerle Şam yönetiminin yakınlaşması epeyce bir ete kedmeye bürünecek. Çünkü orada Şam kaynaklı haberler olsun, şey kaynaklı, Kürt kaynaklı haberlere baktım. Mazlum Kobani, malum kişi biliyorsunuz, evet, bayağı Trump'ın da telefonla konuştuğu, ettiği, Suriye'de aman Rusya Genelkurmay Başkanı'nın direkt telefonuyla falan konuştuğu şey sorumlu, SDG'den
Suriye Demokratik Güçlerinden sorumlu. Genel komutanı yani. Evet. Yani artık yani ben şimdi öyle söyleyeyim. Genel sorumlu diyelim. İşi biraz daha militaristleştirmeden söylüyorum. Diplomatik tarafıyla söylüyorum. Büyük bir hazırlık içindeyiz. Gerek Suriye ile ilişkilerde, gerek Arak dünyası ile ilişkilerde yeni açılımlar yapıyoruz demişti. Fakat bu arada şunu da söylemişti. Bütün bu olaylar aynı zamanda şeye de yöneliktir. Türkiye'nin askeri varlığı ve Türkiye'nin desteklediği oradaki o çeteler diyor. Ben yine de her halükarda şey diyeyim, yani Türkiye'nin desteklediği silahlı milisler diyeyim. Onları da bir şekilde hesaba katarak belki de oradaki o Milli Suriye Ordusu denen şeyin varlıklarını da ya pasifleştirmek ya derdest etmek konusunda ortak hareket edeceğiz. Yani ortak operasyon belki askeri dille söylersek yapacağız falan diye, ama tek anlamda operasyondan bahsetmiyorum. Yani vur kaç taktikleri, şehir bilmem ne taktikleri, hani şehir gerillası falan dedik, o taktiklerle son 25 gündür, bir aydır şeyi gözlemliyorum. Ciddi bir hareketlik var. Yani bu ister Türkiye'nin desteklediği o askeri milislere karşı, isterse Türkiye'nin oradaki bazı hedeflerine karşı ciddi hareketlik var. Bugün galiba idi. Bir benzin bilmem yüklü bir kamyon şeyde patladı. Afrin'de. Onu bilmiyorum. Bir Şam'da bir patlama oldu. Yok, bu benim dediğim gibi. Şey ama 8 sivil öldü evet. Falan. Tabii biz ölümlere acıyoruz. Aslında hiç kimsenin ölmesini falan istemiyoruz. Barıştan da yanayız. Bunu çok net konuşalım. Fakat ciddi bir hareketlenme yani gösteriyor şey, bir hareketlenmeden söz ediyorum. Muhtemelen ikisi de bu hareketleme, bugünkü hareketlenmeden bahsetmiyor. Yani Türkiye'nin alacağı karara da bağlı olarak şey yapacaklar. Ya ortak bir zemin bularak ortak paydada buluşacaklar, ya da artık zaten iş bitmişse de bu sefer kendi işlerine, iç işlerine dönecekler. Her birisi iç işlerine bakacak. Bu ben şimdi bir şey var. Hani yol açıldı. Yani mesela Suriye hükümeti şimdiye kadar kabul etmiyordu. Asla kabul etmeyiz sizi diyordu. Yani aslında bütün görüşmeleri biraz Baas Partisi'nin şeyiydi. Kanıyordu. İtirazları da şuradaydı. Bu Cenevre'de muhaliflerle Suriye hükümetinin yaptığı şey var ya, düstur neydi ya, anayasa. Anayasa taslağı aslında Baas'ın mevcut yönetim tarzının biraz daha şey değişime uğranmış hali, yani eskisi gibi. Bence onu da topyekin yeniden revize edilmeleri, gözden geçirmesi lazım. Çünkü Suriye eğer rejiminde değil ama sisteminde, idari siyasi sisteminde değişikliği olacaksa, bu değişikliklerin tümünü kapsamalı diye düşünüyorum ki perspektif o. Yani büyük ihtimalle de öyle olacak. Ben yani, de öyle düşünüyorum. Yani olacak. Şimdi hani illa umut var, umut yok falan demeyiz. Bizim gibi yorumlar umut var, umut yok falan demeyiz. Evet. Biz ancak gidişatın yönünü belirlemekle şeyiz. Elimizde veri oldukça bunu değerlendiririz. Biz yoksa sen şöylesin, bu öyledir falan, umut var ne güzel falan yani demiyor. Ama her halükarda bir savaşın durmasını isteriz orada. Barışçı yollarla her tarafın, Suriye'nin de hani ne diyorlar, mukavunat-ı Suriye derler Arapça, mukavunat yani şeyin dokusu, yani etnik ve inanç dokusu, Suriye toplumun etnik ve dokusu, bütün dokusu, bütün renklerini bir arada bir şekilde, demokratik bir şekilde bir yan yana getirip birlikte şey derse, Suriye'de zaten şimdiye kadar parçalanma hiç olmadı. Yani Suriye'nin tarihi biraz da böyle bir tarih. Evet. Yani çok dışarıdan eleştiriliyor, mezhepçi değil. Yani yok canım, yok, hayır şey yok yani bunu yani. Sen biliyorsun, ben biliyorum çünkü tabii. Orada yaşadık biz bir dönem. Yani 70'li yıllarda siz muhabir olarak yaşadınız, ben başka türlü yaşadım oralarda. Şundan söylüyorum, 24 bakanında Esad'ın 24 bakanında şeyi, 30 mu bakanı vardı, 24'ü Sunni'ydi. Tabii. Halep Sunnileri şeyi destekledi, Sunni tabii sermayesi. Tabii. Şam Sunnilerini saymıyorum. Evet. Şeyi destek, yani Alevilerin orada destekleme oranı çok azdır. Evet. Yani
Bunu görmek lazım. Mezhepçi değil. Ha dersiniz Arap milliyetçisi mi? Evet. Ondan belli tavizler tavizler vermesi lazım. Zannediyorum asıl şeyde oradan geri adım atmaları olacak. Lazım. Yani evet. Panarabizm yok artık. Bitirilmesi evet. Gerekiyor. Evet. Peki Sayın Faik Bul, çok çok teşekkürler. Yani çok güzel bir program oldu. Hamide Yiğit'e de buradan tekrar selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurulu üyesi Profesör Sayın Mehmet Haskül'e de buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz ve bir kere daha teşekkür ediyoruz. Böylece bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya bir başka konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.